Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Tuttuğumuz oruçlar Allah kabul etsin. Tabii Ramazan'da doğrusunu söylemek gerekirse biraz zor oluyor. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi günde çift antrenman yapıyoruz. İftardan önce ve sahurdan önce olmak üzere. Tabii bu mübarek ayın vermiş olduğu, Ramazan ayının vermiş olduğu maneviyatla, manevi duygularla sporcularımız da bunun üstesinden geliyor. Tabii söylediğiniz gibi hedefimiz Dünya Şampiyonası ve şu an bizim yükleme yapma zamanımız. O yüzden de Ramazan ayında böyle bir kamp gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 2 ay gibi bir süre var Dünya Şampiyonası'na. Burada sporcularımızın performanslarını en üst seviyeye çıkartıp bundan sonra da inşallah Dünya Şampiyonası'na hazırlıklarımız performans anlamında daha da yükselterek devam edecek. Çalışma ortamımız gayet güzel. Burada genç sporcu kardeşlerim var. Kalabalık kampımız. Genç sporcularla A takımdaki abilerini kaynaştırıyoruz. Birlikte güzel antrenmanlar gerçekleştiriyorlar. Tabii buradan bu kaynaşmadan doğan bir birliktelik de 2020 olimpiyatlarına bir kadro oluşturacağız. Bunun hazırlıklarını bir yandan devam ediyoruz. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda iyi sonuçlar alacağız ki bundan önce olimpiyatlarda olsun, Avrupa Şampiyonası'nda olsun. Bunun örneğini gösterdik. Hedefimiz Dünya Şampiyonası. Peki hocam, zannediyorum yeni kuraldan sonra ilk defa bir araya geldiniz. Yeni yerde güreş olmayacak. Bundan sonra ayakta olacak. Bunları tek tek anlatıyor musunuz sporcularınıza, yoksa onlar da biliyorlar mı bu kuralları? Yani şimdi Avrupa Şampiyonası'nda aslında bu ayak kuralı uygulandı. Dünya Şampiyonası'nda da uygulanacak. UWW şimdi Dünya Güreş Birliği seneye tekrar Parter Güreşi'nin geleceğini söyleniyor. Büyük ihtimalle de gelecek. Ama tabii şu anki kurallarda ayak güreşi. Bununla ilgili sporcularımızla devamlı zaten birebir konuşuyoruz. Antrenmanlarımız o yönde. Hakem hocalarımız geliyor, anlatıyor kuralları ara sıra kamplarımıza. Turnuvalara gidiyoruz. Geçen hafta da bir takımımız Gürcistan'daydı. Ondan önce İslam oyunları vardı, Avrupa Şampiyonası vardı. Ramazan bayramdan sonra inşallah 3 tane daha turnuvamız var. Polonya'da, Azerbaycan'da ve Romanya'da. Burada da iyice kurallar üzerine daha da yoğunlaşıp hem de takımımızı belirleyip Dünya Şampiyonası'na hazır bir halde gideceğiz inşallah. Herhangi bir sakatlık yok zannediyorum şu anda takımda. Yok, Allah'a şükür bir sakatlığımız yok. Avrupa Şampiyonası'nda önce Rıza'nın ufak bir sakatlığı vardı omuzundan. Biraz antrenmansızdı. O da biraz maçlarına yansıdı ama yine de Avrupa Şampiyonası'nın olmasını bildi. İşte Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bir dinlenme süreci geçirdi. Şu an hiçbir sakatlığı yok. Takımdaki hiç kimse de şu an için bir rahatsızlığımız yok Allah'a şükür. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.